Cast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Herkese merhaba. Ben Erol Altınışık. Bugün sizlerle beraber PTC Creo'nun Tip and Tricks konu başlığı altında farklı konuları değerlendirdiğimiz bir webinar gerçekleştireceğiz. Birazdan webinarımıza başlıyor olacağız. Bu webinar kapsamında az önce söylediğim gibi farklı konularda bazı örnek uygulamalar yaparak sizlere faydalı olacağını düşündüğümüz bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Herhangi bir sorunuz olursa sorularınızı da yine chat ekranından bize aktarabilirsiniz. Ben de o şekilde size yardımcı olmaya çalışırım. Evet, dilerseniz yavaş yavaş anlatımımıza başlayalım. Bugünkü konu başlıklarımızı şöyle bir görmek gerekirse ise temsilli dosyalar dediğimiz external wrap'ler oluşturma ile ilgili örnekler yapacağız. Serbest ve parametrik modeli birlikte kullanma dediğimiz freestyle yüzey ile parametrik eğrileri beraber kullanma ile ilgili bir örnek yapıyor olacağız. Yine yüzey oluşturma öncesinde eğrilerle ilgili bazı düzenlemelerden bahsediyor olacağız. Böyle farklı konulardan adım adım bahsediyor olacağız. Dilerseniz bu konularımızın üzerinden artık geçmeye başlayalım. Şimdi Creo programımızı açalım. Creo programı içerisinden öncelikle bir örnek montaj dosyası açacağım. Bunun için de şöyle eğitim dosyalarımızın içerisinde bir örnek dosyamız var. O dosya üzerinden gösterimde bulunacağım. Şimdi şöyle bir dosyamız var. Bir montaj dosyası. Bu montaj dosyası içerisinde buna ilişkili olan ama bunun daha hafifletilmiş ya da basitleştirilmiş bir görüntüsünü oluşturmak istediğimizde simple oluşturuyoruz. Bunu manage view ya da view manager aracılığıyla yapıyoruz. Burada wrap'ler tanımlıyoruz. Örneğin farklı bir wrap tanımlamışız. Default wrap, master wrap gibi. Bunlar bu dosyanın içerisinde var olan
repler, yani temsili görüntüler. Bunu bir de harici dosya olarak yapma imkanımız var. Bunu nasıl yapabildiğimizden bahsedeceğim. Örneğin buradaki var olan civata ve benzeri şeyleri şimdilik siliyorum. Yani buradaki var olan diğer civataları da gördüğünüz gibi şuradan alıp siliyorum. Kaynakta şu an çok gerekli değil. Bunu da sileyim. Dosyamızı bu şekilde kaydettik diyelim. Şimdi geliyorum yeni bir tane diyorum. Yeni bir dosya yapmak istediğimi söylüyorum. Yeni bir montaj dosyası yapmak istediğimi söylüyorum. Ve bu montaj dosyasının external simplified representation olması istediğimi söylüyorum. Örneğin işte dedim ki ne yapmak istiyorum? Engine Blower'ın Engine Blower Rep diye bir isim vereyim mesela. Burada hangi dosyayı açmak istediğimi soruyor. Ben dedim ki Engine Blower dosyasını açmak istiyorum. Açarken burada repleri, var olan replerini çağırabiliriz. Ya da biz kendimiz, zaten program arayüzü getirecek bize gördüğünüz gibi, kendimiz yeniden bir rep tanımlaması yapabiliriz. Şöyle baktığımız zaman bu rep tanımlaması içerisinde hangi modelleri kullanmak istediğimizi buradan seçebiliriz. Örneğin ben buradaki reprezentasyon işleminde işte shaft'ı kullanmak istemiyorum. Atıyorum piston kolunu kullanmak istemiyorum diyelim ki. Şuradan gelelim frame'imiz, implode house'umuz. Piston assembly'si içerisinde bakıyorum. Piston mesela kullanmak, komplesiyle kullanmak istemediğimi söylüyorum. Bu şekilde bir tane reprezentasyon oluşturuyorum. Open dediğimde bu dosyamız açılıyor. Bu bize ne sağlıyor? Ben bu dosya üzerinde çalışıyorken aslında bize sağladığı avantaj şu. Yani harici bir dosya oluşturduk. Var olan dosyanın reprezentasyonu oluşturduk ama var olan dosyanın bir nevi türevini yapmış olduk. Burada dosyamıza gelip işte assembly deyip civata eklemek istediğimizde örneğin işte şu civata eklemek istiyorum dediğimizde şimdi nereye ekleyeceksin? Şu çapta şuraya yerleştireceğiz. Şöyle daha rahat görmek için de küçük penceremizi açıyoruz. Diyorum ki bunu buraya yerleştirmeni istiyorum. Yerleşimi de constant olsun diye söylüyorum. Pencereyi kapatıp bu şekilde montajı yaptım. Birden fazla montaj yapacaksam buradan gelip bunu repeat edebiliriz. Tekrar et deyip neyi de repeat edeceğim? Atıyorum ilk yerleşim düzlemini tekrar etmek istiyorum. Şuraya, şuraya ve şuraya montajını yapmasını istediğimi söylüyorum gibi. Şimdi böyle montajı yapınca otomatik olarak şeye geldiğim zaman da bakın buradaki benim diğer oluşturduğum harici dosya içerisinde, reprezentasyonlu dosya içerisinde böyle bir şey yapma şansımız, böyle bir otomatik güncelleme şansımız mümkün. Dolayısıyla hem arada ilişki olan hem adını farklı olarak verebildiğimiz bir reprezentasyon oluşturabiliyoruz. Bunu da farklı montajlarda bu şekilde kullanabiliriz. İlk örneğimiz bu şekilde. Dediğim gibi sorularınız olursa sorularınızı iletebilirsiniz. Ben de sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Bu dosyamızı kapatıyorum. Kaydetmeye gerek yok. İkinci konu başlığımıza baktığımız zaman şöyle serbest ve parametrik yüzey modellerini birlikte kullanmayla ilgili bir örneğimiz var. Şimdi open deyip buradan çalışma klasörü içerisinde freestyle adında bir dosyamız var. Daha önce de burada oluşturmuş olduğum bir eğriler var gördüğünüz gibi. İşte bu eğriler üzerinde şöyle baktığımız zaman düzlemlerimizi de açalım. İsterseniz daha rahat görebilirsiniz ya da kapatalım. Örneğin Boundary Blend'de bir yüzey oluşturmak istediğinizde şöyle geldiğinizde atıyorum. Böyle bir yüzeyi gördüğünüz gibi oluşturduk. Bu yüzeyi bu şekilde oluşturmak yerine alternatif olarak bizim burada freestyle komutumuz var. Bunun da yapabilirsiniz. Freestyle içerisinde primitivlerden faydalanabilirsiniz. Temel şekilleri kullanıp örneğin düzlemsel veya üç boyutlu şekiller olabilir. Örneğin ben buradaki düzlemsel şekli kullanmak istiyorum. Diyorum ki şuradaki kenarı aldım. Buradaki kenarı align diyorum. Şuraya align et. Gördüğünüz gibi bunu buraya align etmesini sağladım. Sona kadar da kenar uzamasını sağlamış oldum.
Aynı şekilde geldim, buradaki kenarı seçtim. Bunu diyorum ki align et. Nereye? Şuraya align et dedim. Bu şekilde align ettik. Geldik buradaki kenarımıza, yine buradaki kenarımızı align etmesini istediğimizi söyledik. Yine kenar boyunca taşıyıp tam o formu yakalamasını istediğimizi söyledik. Son olarak da bu son kenarımı seçip align'leyip buradaki yüzeye align ettik. Buradaki geçişleri dilerseniz bu şekilde bakın kontrol edebilirsiniz. Tabii ki eğrilerin müsaitliğine bağlı olarak buradaki geçişleri kontrol etmenize müsaade edecektir. Bakın yine Boundary Blend'e benzer bir yüzey formu elde ediyoruz. Burada farklı olarak bize sağladığı avantajlar neler olabilir? İşte Base Level'a gelip atıyorum. Buradaki yüzey üzerinde kendimiz ufak düzenlemeler, yüzeyin içinde düzenlemeler, daha estetik görüntülü yüzeyler oluşturmak istediğimizde bunu düzenleyebiliriz. Veya Base Level'a gelip kendimiz kenarları bölebiliriz. Örneğin buradan ya da şuradan şey yapmayalım. Şuradan. Burada model üzerinde değişiklikler olacağını söylüyor. Onaylarsak bakın bu şekilde yüzey üzerinde değişiklikler olmasını sağlamış olduk. Bu şekilde de bu yüzey üzerindeki kenarları farklı yerlere taşıyıp yüzeyin formunu düzenlemek ya da onun üzerine ilave başka noktalar ekleyerek yüzeyi detaylandırmak. Küçük küçük noktalarla yüzey üzerinde mesela geldiğim şuraya kadar olan kenarları şöyle biraz öne doğru çıkart dediğim gibi böyle şeyler yaparak normalde Boundary Blend'le yapamayacağınız yüzeyleri daha estetik görünen, kendi ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebildiğiniz şekilde modelleyebilmenizi sağlayan ama aynı zamanda da buradaki yüzey formunun kenarlarla yani parametrik sınırlarla ilişkili olmasını sağlayabildiğiniz bir yüzey düzenlemesi, yüzey modellemesi yapabiliyorsunuz. Şimdi diğer bir örneğimize geçelim. Şöyle yine bakarsak eğrilerle ilgili bir örneğimiz var. Onun için de şöyle bir dosyam var. Onu açacağım. Yine open diyelim. Şöyle geldik. Burada bir şeyimiz var. Composite Curve dediğimiz bir yüzeyimiz var. Şöyle tel kafes olarak bakarsak işte yüzeyimizin sınırları yüzey olduğu için böyle mor çizgilerle görüntüleniyor. Aradaki diğer çizgiler de buradaki yüzeyin kenar çizgilerini gördüğünüz gibi bize veriyor. Yüzeyi seçmek istediğiniz zaman işte yüzeyi böyle tek tek seçerken yüzeyin bu bölümlerinin kırık kırık olmasını istemiyorsanız daha bu yüzey formunun şey olmasını tek bir formda geçiyormuş gibi olmasını istiyorsanız yapabileceğiniz bir uygulamadan şimdi bahsediyor olacağım. Burada da şöyle var olan Boundary Blend'i iptal ediyorum. Sketchlerimi de görünür hale getiriyorum bu şekilde. Şimdi baktığımız zaman burada sketchimiz doğrulardan, yaylardan oluşarak devam ediyor. Ve birbirine teğetlikleri var. Teğetlikten de kastımız 30 derecenin altında birbirleriyle bağlantılarının olması gerekiyor. Böyle bir kenarı seçip sonra bunu kopyala yapıştır dediğimizde bu yapıştırma işleminde exact dediğinizde oluşturduğunuz yüzeyler örneğin Boundary Blend yine yapalım. Bakın şuradaki birleşme çizgileri oluşacak şekilde gerçekleşiyor. Halbuki biz bu kopyalama işleminde eğrimizi exact değil de approximate seçeneğini kullansaydık bunun tek bir eğri olduğunu söylemiş oluyoruz. Tek bir eğri olduğunu söylemiş olunca bakın buradaki yüzey formumuzda özellikle yine tel kafese geçersek artık tamamen tek bir form gerçekleşmiş oluyor. Daha böyle estetik, daha böyle düzgün geçiş olan üzerinde kırıklıkları olmayan, örneğin kemiği imalat işlemesine geçtiğiniz zaman tek seferde daha kolay işleyebileceğiniz bir yüzey formu elde etmiş oluyorsunuz. Bu da diğer bir örneğimiz olarak sizinle paylaşmak istemiştim. Yine başka bir örneğimiz. Montajlarda esnek model kullanmayla ilgili bir örneğimiz var. Burada da baktığımız zaman Flexible Component dediğimiz bir yapıdan bahsedeceğiz. Nedir Flexible Component? Örneğin bir tane modelimiz var. Şöyle geldiğimiz zaman yay diye bir modelim var mesela. Şimdi böyle bir modelim var. Bu modelin boyunun
montaj yapıldığı yerdeki bir mesafeye, bir uzunluğa, bir parametrik değere eşit olmasını istiyorum. Ya da buna ait bir parametre değerim var. Örneğin burada bir parametre değerimiz var. Ağırlık, boy neyse buna benzer bir parametre değerimiz var. İçinde kullandığımız modelde kullandığımız şekline göre değişmesini istiyorsak buna flexible component diyoruz. Yani montajlara bu şekilde dahil ediyoruz. Bunun içinde yine örnek bir tane şeyimiz var. Şöyle montajımız var. Open diyelim. Bakın şöyle bir montaj dosyamız var. Bu montaj dosyası içerisinde şöyle bakarsak modelimizin işte farklı mesafelerde hareket etmesi durumu söz konusu. Buraya yayımızı eklemek istediğimizde işte diyorum ben buraya yayımızı eklemek istediğimizi söylüyorum. Diyorum ki mesela SMD gel buradan yayı ekle. Ya da ondan ziyade şu örnek daha iyi olacak. Yeni bir tane montaj yapayım. Yeni montajım içerisinde SMD diyorum. Buradan şöyle sabitleme diye bir modelim var. Bunu kullanayım. Bu daha uygun olacak. Default olarak yerine koyduk ilk modelimizi. Şimdi ikinci modelimizi buraya getirdiğimizde, ikinci modelimizi buraya yerleştirdiğimizde işte yay modelini buraya eklemek istiyoruz. SM'li diyorum. Yayı buraya eklemek istediğimi söylüyorum. İşte yayı getirdik buraya. İşte yayı buraya getirdikten sonra şuradan istersek eksenlerini görünür hale getirebiliriz. Ben ilk yerleşim olarak yayın merkezini işte şuradaki merkezini tutup şunun ekseniyle çakıştırmak istiyorum. Coincident olsun dedim. Ondan sonra buradan da şöyle bu yayın mesafesini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Yerleşim olarak da şundan düzlemleri açarsak yeni bir constraint'le diyorum ki şu alttaki düzlemle şuradaki düzlemle birbirine çakışık olsun. Şimdi baktığımız zaman bu yayı buraya koyduğumuzda buranın boyuna uygun olmadığını görüyoruz. Bu yayın flexible olmasını istiyorsak ister montaj ortamında gelip sağ tuşa tıklayıp Make flexible deyip bunu esnek bir model, flexible component yap diyebilirsiniz. Ve karşınıza şöyle bir arayüz gelir. Buradan neyi flexible yapmak istiyorsunuz diye soruyor size. Bunu flexible yapmak istiyorum. Neyini değiştirmek istiyorsunuz? İşte buradan profilini, section'ını değiştirmek istiyorum gibi seçenekleri kullanıp buradan da aşağı şu ölçüyü ben değiştirmek istiyorum mesela gibi. Flexible için bu ölçüyü ekle deyip şuradan okey diyelim. Profil ve section deyip şuradaki boy ölçüsünü değiştirmek istiyorum deyip okey dedim. Peki bu boy ölçüsü ne olacak diye soruyor size. Burada unsur olabilir. Geometrik tolerans, malzeme, yüzey finish işlemleri, parametreler olabilir. Değişik seçenekleri kullanabilirsiniz. Dimension için geldiğimizde by value yani 500. Ben buradan değer girmek istiyorum diye söyleyebilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki ben bunun örneğin bir curve uzunluğuna, bir mesafeye eşitlemek istiyorum. Örneğin ben bunu bir mesafeye eşitlemek istiyorum. Hangi mesafe eşitlemek istiyorsun diye soruyor. İşte diyorum ki şuradan şuraya olan mesafe eşitlemek istiyorum. Şu an 630'muş. Boyu 500'dü. Okey diyorum. Tekrar okey dediğimizde modelimiz güncelleniyor. Regenerate ediliyor. Ve bu oluşturulmuş 630 mesafesine uygun olacak şekilde yayın boyu güncellenecek şimdi. Sonra da okey dediğimizde bakın bu şekilde bulunduğu yere göre bu yayın boyu değişmiş oldu. Burada sadece şu an o şekilde bir değer değil. Mesela geldim edit dedim. Modelin boyu 800'dü. Diyorum ki bunun boyu 600 olsun. Güncelle diyorum.
Montajın değişimiyle beraber yayın değişimi de otomatik olarak gerçekleşiyor. Ve bakın o olması gereken boya kendisini bu şekilde ayarlamış oluyor. Yani bu yaydan farklı yerlerde de kullanabilirdik. O farklı yerlerdeki boyları yayın pozisyonuna göre değişecekti. Yani birden fazla benzer şeyi, dosyayı yay dosyasını farklı farklı bu şekilde kullanıp her birinin kullanıldığı yerde boyunun, parametresinin oraya uygun şekilde düzenlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Flexible Component örneğimize bu şekilde. Şimdi bir başka örneğe geçeceğim. Dosyamızı kapatalım. Diğer bir örneğimize özellikle montaj dosyalarını step olarak export ettiğinizde tek bir model olarak kaydetmek isterseniz ne yapabilirsiniz? Bununla ilgili bir örneğimiz olacak. Sonra da envelope görüntüler oluşturup montajı hafifletme ile ilgili yine bir örnek yapıyor olacağım. Yine buradan open deyip daha önce açtığımız Engine Blower dosyasını açalım. Şöyle bir dosyamız var. Şimdi bu dosyayı işte export etmek istiyorsunuz ama tek bir part olarak açılmasını istiyorsunuz. O zaman File menüsünden gelip Save As deyip Save'e kopyaladıktan sonra örneğin step dosyası olarak kaydederken burada Option seçeneği içerisinde bakın As Is yani parçayı olduğu gibi ama separated değil de single tek bir dosya olarak export etmek istediğimizi söylüyoruz. Okey diyorum. Peki bunu nereye export edeceksin? Ben buraya montaj olarak adını değiştireyim. Export etmek istediğimi söylüyorum. Sonra dosyamızı açalım. Open deyip buradan montaj step dosyasını import deyip çağırdığımızda artık bunu tek bir part dosyası olarak, tek bir model dosyası olarak gördüğünüz gibi açmış durumda. Yani montaj dosyanızı tek bir part dosyası olarak oluşturmak, saklamak istiyorsanız bu şekilde bir yolla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar bir kez daha göstereyim. File'la Save As, Save ve Copy dediniz. Buradan Export formatı olarak Step'i seçtik. Önemli olan Options seçeneğinde şurada Export Assembly As Single File deyip tek bir dosya olarak export ettik ve bu şekilde artık onun tek bir part dosyası olmasını sağlamış olduk. Diğer bir seçeneğimiz de mesela diyelim ki burada bir montajımız var. Bu büyük bir montaj olduğunu varsayalım. Atıyorum şuradaki montaj bütününü yani buradaki engine ile ilgili engine asemeyi ben tek bir model dosyası olarak görmek istiyorum. Montaj içerisinde. Örneğin bu dosyanın kendisini açayım şu şekilde. Burada şöyle bir yöntem kullanabiliyoruz. Yeni bir default wrap oluştur seçeneğimiz mevcut. Onun için de geliyoruz. Tabii bunun için öncelikle şey yapmanızda fayda var. Model ağacında tree filter içerisinde envelope komponentleri görmek istediğinizi söylemeniz gerekiyor, belirtmeniz gerekiyor. Buradan geliyoruz şey içerisinde, View Manager içerisinde, yine şuradaki View Manager menüsünden de gelebilirsiniz. Default envelope wrap oluşturmak istiyorum diyorum. Ne olacak bunun adı diye soruyor. İşte ben diyorum ki engine tag olsun mesela adı. Yine adında ne istiyorsun diyor. Engine tag olsun diye söylüyorum mesela. Okey dedim. Ondan sonra bunun için diyor yeni bir model dosyası oluşturman gerekiyor. Evet diyorum. Onun için kullanacağın template nedir diye soruyor. O template'i söylüyorum. Sonra buradan kullanacağım yöntemden bana bahsediyor. Şimdi burada kullanacağım model AutoCollect, AllSolid Surface, Outer Shell gibi burada farklı seçenekler var. Yani dış kabuğunu seç, ben kendim seçeceğim ya da işte Manual Collection, manuel olarak seçeceğim gibi seçenekler mevcut. Option seçeneğinden de burada oluşan geometrinin katılaştırılmasını istediğimi söylüyorum. Güncellemenin otomatik mi, manuel mi ya da ilişkisiz mi olacağını buradan tanımlayabiliyorsunuz. Yani model değiştiğinde burada oluşturduğunuz temsili geometri değişsin mi, değişmesin mi? Bunu da söyleyebiliyorsunuz. Bizden burada şimdi istediği şeylerden bir tanesi subset'i neyi kullanacaksın diye soruyor. Ben bu montajın envelope'unu oluştururken şöyle bakıyorum. Şimdi pistonla ilgili kısmın burada olmasını istemiyorum. Shaft burada olabilir. Gördüğünüz gibi. Şu kısımlar sadece modelde olsun diyorum.
Open diyorum. Bu şekilde bunu görmek istediğimi söylüyorum. Ondan sonra da burada yine farklı seçeneklerimiz mevcut. Okey dediğimizde kendisi oradan bize temsili bir envelope geometri, bakın engine tech oluşturdu. Şimdi engine tech'i oluşturduğu zaman gördüğünüz gibi sadece bu söylemiş olduğumuz modeller buraya gelmiş oldu. Engine tech dosyasını açarsak, şöyle open dersek, tek bir tane part dosyası bizim için oluşturdu. Shrink wrap deyip bunu bir katı tek bir part dosyası olarak oluşturdu. Peki bu bize ne sağlayacak? Bu envelope geometriyi aslında ana montajımıza kullanabiliriz. Bakın şu anda zaten engine tech geldi. Ben engine ASM için diyorum ki set representation'dan bunun bana default envelope geometrisini kullan diyorum. Dolayısıyla buradaki var olan diğer modellerin detaylarını çağırmak yerine bu dosyayı sadece görmek istediğim detayda bana göstermiş oluyor ve bu şekilde çok büyük montajım varsa ben sadece ilgilendiğim bölümde detaylı olarak çalışıp diğer kısımları daha hafifletilmiş olarak kullanabiliyorum. Envelope geometrilerde bu şekilde kullandığımız simprep yöntemlerinden bir tanesi. Bu da montajlarınıza faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu dosyamızı da kapatalım. Bu dosyalarımızı kapatalım. RAM'imizi boşalttık. Bir sonraki örneğimize geçelim. Parametrelerle model yönetimi. Bundan birazcık bahsedelim. Open deyip burada bir tane örnek dosyamız vardı. Şimdi sabitlemediğimiz. Böyle bir örnek modelden bakalım. Şimdi burada önce şeyden bahsedelim isterseniz. Parametrelerden ziyade relation'da modeli düzenleme konusundan birazcık bahsedeyim. Şimdi var olan modelleri birbiriyle ilişkili hale getirebilirsiniz. İçindeki ölçüleri, parametreleri. Örneğin bizim modelimizle ilgili ben daha önce oluşturmuş olduğum bir relation'ım mevcut. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şöyle bir örnekle hemen gösterelim. Örneğin diyelim ki biz bu modelde işte buradaki D3 ölçüsünün buradaki D5 ölçüsünün iki misli olmasını istiyoruz. O zaman D3 diyoruz eşittir D5'in çarpı iki misli gibi burada bir denklem yazıp burada arada ilişkiler kurabiliyoruz. Benzer şekilde ben de buraya bir ilişki kurdum. Mesela D5 ölçüsü dedim. Boy diye bir parametremiz var. Şuradan parametrelerimizi açarsak parametrelerimizi de eşitleyebiliyoruz. Mesela boy parametresi 100'müş. Bu parametreye eşit olsun demişim. Şöyle kaldırırsak. Sonra bu ilişkilerden çözümlemeler de yapabiliyorsunuz. Örneğin sol diye bir komutumuz var. Örneğin D5 ölçüsüyle D4 ölçüsü ve D3 ölçüsünün çarpımı 100.000 milimetre küp olacak. Yani ben burada aslında belli bir hacime ulaşmak istiyorum. Bu hacim değerini bu şekilde sağlıyorum. Bunu sağlayacak olan şey de şu diyorum. Örneğin D3 ölçüsü, yani buradaki D3 ölçüsü, D5 ölçüsünün yarısı kadar olabilir. Aynı zamanda D4 ölçüsü normalde D5 ölçüsünün 1/4 kadar olabilir diye söylüyorum. Ve bu şartları karşılayacak şekilde benim için D4 ve D3 ölçüsünü sadece değiştirerek, yani D5 ölçüsünü sabit bırakarak buradaki modelin bu hacmini yakalamasını sağlı diyorum. Şimdi baktığımız zaman burada parametremiz 100'dü. Atıyorum parametremizin 50 olarak değiştiğini varsayalım. Modelimizi güncelle dediğimizde bakın bu şekilde modelimizi güncelledik. Sonuç olarak baktığımız zaman şuradan analiz sekmemize gelelim ve burada
Şuradan hacim olarak modelimizin hacmini ölçtürelim. Verdiğimiz kriterlere uygun olacak şekilde yakaladığı en yakın değer, gördüğünüz gibi bu değermiş. Bunu analizimizi save edelim mesela yine. Ve tekrar ölçümüzü değiştirelim. Nasıl? Parametremizi değiştiriyoruz. Şimdi geliyorum buradan. Parametremi değiştirmek istediğimi söylüyorum. Boyu diyorum ki artık bundan sonra 125 olsun. Güncelle dediğim zaman modeli bakın bu şekilde güncellediğimizde yakalayabildiği en uygun değer buymuş. Bu değere göre de oluşturduğu ölçüler, kenar ölçüleri neymiş? İşte burası 13 küsürmüş, burası 58 küsürmüş. Bu şekilde modelle ilgili çözümlemeler, eşitlemeler oluşturabilir, relation'lar tanımlayabilirsiniz. Yine kısayı oluşturma ile ilgili bir örnekten bahsedeceğim. Kısayı oluşturmak istediğiniz zaman örneğin bu modelin teknik resmini oluşturmak istiyorsunuz. İşte ne yapıyoruz? Geliyoruz. Diyoruz ki file'dan new diyoruz. Yeni bir tane drawing oluşturmak istiyorum diyoruz. Bu template'e bağlı olarak drawing oluşsun diyoruz. İşte dosyayı aldı. Şu anteti seçsin. Gelsin bu görünüşler olsun. Ve bu şekilde teknik resim görüntüsü olsun istiyoruz. Bunu sürekli yaptığımız bir işse mesela bir şeye bağlayabiliriz. Map key'e bağlayabiliriz. Map key için buradan arama komutuna basıp map key diye aratabilirsiniz. Ya da buradan file'a gelip options'tan environment içerisinde map key settings'e gelip yine aynı şekilde map key ekranını açabilirsiniz. Örneğin ben burada drawing ile ilgili bir şey yapmak istiyorum. İşte D'ye basınca drawing demişim. T'ye basınca teknik resim demişim. Ben ona benzer bir şekilde yine basıp şuradan kısa yollarımı bakıyorum. Atıyorum Y diyelim. Y'ye bastığım zaman bu kısa yolum. Kullanacağım kısa yol. İsmi örneğin işte teknik resim alma diyelim mesela. İşte detayı buraya açıklama yazabilirsiniz. Bu da buradaki komutların üzerine geldiğiniz zaman şu altta gördüğünüz açıklamalar için kullanılıyor. Şimdi record diyorum. Yaptığım işlemleri kaydet. File'a geldim. New dedim. Yeni bir drawing oluşturmak istiyorum dedim. Okay dedim. Default template kullan dedim. Burada farklı template seçebilirsiniz. Buraya kadar geldikten sonra da artık işlem burada sonlansın istiyorum. Örneğin stop deyip şu an parametremizin değerini girmemizi istiyor. Stop dedik. Okay dedik. Artık bu şekilde bir kısa yol oluşturduk. Bu kısa yolu kullandığımız zaman bu kısa yolu nasıl kullanabiliriz? Örneğin bir arayüzü özelleştirerek customize ribbon deyip bu arayüzde kendimize özel örneğin common global diye bir tane oluşturmuştum ben daha önceden. Bunun içerisinde şöyle geldiğiniz zaman şimdi map key'lerimizi buradan seçebilirsiniz. Map key'lerde az önce yeni yapmış olduğumuz map key'i buraya aktarmak istiyorum. Common custom içerisinde aktarmak istiyorum. Bununla ilgili isterseniz change ya da şey yapabilirsiniz. Butonu şey değiştirebilirsiniz. Resim olarak bir resim seçebilirsiniz ya da var olanlar içerisinden seçebilirsiniz. Örneğin işte teknik resim buradan baktığınız zaman neyse temsili olarak karşılığı uygun bir şey seçebilirsiniz. Ben şimdi rastgele bir şey seçeyim. Mesela şu olsun. Buraya bakın o ikon geldi. Açıklamayı da yapmış olsaydık şöyle üzerine geldiğim zaman açıklaması da gelecekti. Bastığımız zaman komutumuza bakın hemen bize teknik resim sayfasına geçirdi. İşte template'imiz neyse, ona uygun şablonumuz neyse bu şekilde de teknik resim işlemine gerçekleşmiş olduk. Birçok yerde map key'leri kullanabilirsiniz. Bu işinizi kolaylaştıracak olan güzel bir komut. Bunun için çok fazla emek sarf etmenize de gerek kalmıyor. O anlamda da güzel bir komut olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir başka örneğe geçelim. Yüzey birleştirmede birleşme yönü mesela dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Yine basit şöyle baktığımız zaman modelimize işte extrude diyorum. Şu düzlemden diyorum. Mesela bir tane basit line çiziyorum. İstediğim ki boyu 200 kadar olsun. Tek bir line çizdiğim için bunu yüzey olacağını söylüyor. Tamam diyorum. Şuradaki ok bu yüzeyin birleşme yönü
anlamına geliyor. Bize onu söylüyor aslında. Şimdi mesela bunu da 200 olsun dedikten sonra bir tane daha şey yapalım. Extrude yapalım. Yine extrude diyorum. Extrude için bana diyorum ki düzlem lazım. Farklı bir düzlemde extrude yapmak istiyorum diyorum. Şöyle 50 birim mesafede bir düzlemde extrude yapacağız. Yine buradan line komutuna girip şöyle burası da 200 olsun dedik. Bu da yüzey olacak dedi bize. Dedi ki bu tarafa doğru olsun. Ne kadar olsun? 250 olsun. Okey dedik. Şimdi bu yüzeyleri birleştirirken bakın şöyle bu yüzeyi birleştir dedik. Merge et dediğimizde şuradaki yönleri dikkat ederseniz extrude yönlerini alıyor ilk seferinde ve buna göre merge'i gerçekleştiriyor. Evet biz burada istersek bunların yönlerini değiştirebiliriz. Yani burası kalsın, burası kalsın diye bunları değiştirebiliriz. Ya da extrude'umuzu ilk oluşturduğumuzda mesela geldik buradaki edit definition dedik. Bunun yönü böyle değildi, böyle olsun dersek yine diğer extrude'umuza buradan gelip edit definition deyip içindeki sketch'imize girip bunun da yönü atıyorum şöyle olsun dersek bakın bunun yönü bu tarafa, bunun yönü aşağıya doğru. Merge bu sefer ne yapıyor? Geliyor. İkisinin kendisi için kullanılan extrude yönlerini merge yönü olarak kullanıyor. Yani yüzeylerde birleşme yönü olarak da bu şekilde bir yön tayini ilk tayin olarak kullanılıyor. Default olarak kullanılıyor. Tabii ki siz dilerseniz bunları değiştirebilirsiniz. Yine bir başka örneğimiz 3D eğriler oluşturma ile ilgili. Bunun farklı yolları var. İşte neler olabilir? Mesela en temelde sketch içerisine gelip oluşturmak istediğiniz eğri için mesela diyelim ki şöyle bir eğriniz var. Hepsinin kendine göre de avantajı var tabii ki. Böyle bir şey çizdiniz. Geldiniz dediniz ki ben bu çizmek istediğim eğriye baktığımda aslında şöyle bir şey görüyorum. İki farklı yönden baktınız bu eğrileri isterseniz birleştirip seçip kontrol tuşuyla intersect ettiğinizde bakın onların kesişiminden bir 3 boyutlu eğri elde edebilirsiniz. Bu şekilde eğrileri de düzenlemek yine edit dediğiniz zaman bakın dinamik olarak değiştirerek istediğiniz gibi düzenlemeler üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Diğer bir yöntem olarak bu 3D eğri oluşturma için style komutundaki eğri komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin önce düzlemsel olarak bir eğriyi oluşturduğunuzu varsayın. Sonra bu eğriyi düzenlemek istediğinizi söyleyip Curve Edit deyip bu eğrinin farklı yönlerden bakışlarını görerek örneğin nedir? Şu nokta. Bu noktayı tuttunuz. Bu noktayı dediniz ki ben burada bu noktayı taşımak istiyorum. Ya da şuradan 3 boyutlu ortamda bunu böyle taşımak istiyorum deyip buradan farklı yerlere onu pozisyonlayabilirsiniz. Bu noktada da noktanın koordinatlarını size veriyor. Dilerseniz koordinatları da buradan değiştirip o noktanın tam olmasını istediğiniz yerden geçmesini böyle sağlayabilirsiniz. Başka bir yöntem de şunu kullanabilirsiniz. Örneğin koordinat ekseniniz var. Ben yeni bir tane eğri oluşturmak istiyorum diyelim. Burada hemen geldiniz. Yeni bir eğri, noktalardan geçecek bir eğri yapmak istiyorum dediğinizde hangi noktalardan geçeceği konusunda şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki ben bir koordinat eksenlerini tanımlayacağım. Noktalardan geçmesini istiyorum eğrin diyebilirsiniz. Onun içinde referans koordinat eksenizi seçtikten sonra işte ilk noktam burası. İkinci noktam kontrole basıp
Diyorum ki Z'de bu kadar giden, Y'de bu kadar giden. Bu şekilde eğrinizi oluşturacak olan noktaları tanımlayabilirsiniz. Ne kadar geldiğinizi buradan tanımladıktan sonra isterseniz burada değerleri tekrar düzenleyebilirsiniz. Okey dediğinizde tekrar buraya okey dediğinizde bakın bu noktalardan geçen bir eğri ya da bu noktalardan geçen doğrular veya bu noktalardan geçen doğruların köşelerinde atıyorum radüsler atıyorum ne kadar olsun işte 50 radüsler olsun şeklinde böyle 3 boyutlu eğriler oluşturabilirsiniz. Bu şekilde de eğrilerinizi tamam ben şimdi devam edeyim. Birkaç konumuz kaldı zaten. Kem içinde farklı bakış açılarında bir şeyimiz var. Ondan önce şu vertex dediğimiz kaynakla birleştirme ile ilgili bir örnek göstereyim. Bunun içinde yine şöyle bir şeyimiz var. Yeni bir montaj dosyası oluşturabiliriz ya da önce şeye bir kontrol edeyim. Felt var. Evet. Yeni bir montaj oluşturmak istediğimi söylüyorum. Bu montaj dosyasına öncelikle buradaki sabitleme dediğim bir parçam var. Bu parçayı yine az önce gördüğünüz parçaya çağırıyorum. Default olarak yerine yerleştiriyorum. Şimdi burada benim için önemli olan şeylerden bir tanesi yapacağım montajla ilgili olarak yine diğer dosyamı da açayım. Şöyle bir montajım var. Aslında oraya getirmek istediğim montaj dosyası bu. Bu kendi içinde mekanizması olan bir montaj. Bu mekanizmanın parçaya bağlanması ile ilgili bir örnek olacak buradaki birleştirme şeklimiz. Weld dediğimiz bir bağlantı şeklini kullanacağız. İşte assemble diyorum. Neyi getirmek istiyorsun diyor. Hareketli kovanı buraya getirmek istiyorum diyorum. Şimdi dosyamı buraya getirdikten sonra işte uygun pozisyona şu şekilde getiriyorum. Uygun pozisyona getirdikten sonra, ilk pozisyonuna getirdikten sonra burada birleşme için normalde buradaki seçenekleri yani otomatiğin altında seçenekleri kullanıyoruz ama bu sefer buradaki mekanizmalı birleştirmelerden Weld kaynak birleştirmesini kullanmak istediğimi söylüyorum. Kaynak birleştirmesi benden koordinat eksenler istiyor. Yani bu koordinat ekseniyle şuradaki koordinat eksenini çakıştırmak istediğimi söylüyorum. Şuradaki şeyi de kaldırırsak daha rahat seçim yapabiliriz. Evet, bu koordinat ekseni yerleştirmek istediğimi söylüyorum. Sonra diğer ucu da ona uygun şekilde olması için new set diyorum. Yeni bir set tanımlayacağım. Bir de buradaki koordinat ekseninde şuradaki koordinat eksenine göre yerleştirmek istiyorum diye söylüyorum. Bu sayede model üzerinde yapacağım herhangi bir değişiklikte örneğin edit dedim. İşte bunun boyu 800'dü. Atıyorum 700 olsun dediğimde güncellediğimde yaydaki örneğe benzer şekilde burada parçamızın mekanizmanın da ona uygun olacak şekilde uzaması ve kısalması yönetilebilmekte. 700 değil de mesela 1000 olsun. Daha uzun bir boyu olsun dediğimizde de bu şekilde gördüğünüz gibi mekanizmanın çalışmasını sağlamış oluyoruz. Son olarak da bugün sizlerle paylaşacağım konulardan bir tanesi kem içinde farklı bakış açılarında işleme ile ilgili bir örnek. Bunun için de örnek bir tane kem dosyası manufacturing'den kem oluşturmak istediğimi söylüyorum. Öncelikle referans modelimi çağırıyorum buraya. İşte kem modeli diye modelim var. Bunu buraya getirdim. Default olarak yerine yerleştirdim. Sonra bunun için bir tane iş parçası kütüğümüzü oluşturduk diyelim ki. Bu yapacağımız şey daha çok pozisyonlamalı işleme yapanlar için faydalı olacak bir yöntem. Şuradan koordinat eksenlerimizde x şey için göster diyorum. Bir operasyon tanımı yaptım. Parçayı diyorum ki şuradan sıfırladım buna göre işleyeceğim. Benim emniyet mesafem şurası. Buradan şu kadar mesafede işlemeler yapıyorum diyorum. Okey diyorum. Şimdi bu şekilde yaptığımız işlemlerde işte örneğin geldi bir roughing, bir kova işlemi yapacağız. Nerede yapacaksın? İşte diyelim ki şu takımla
işleme yapacağım, takıma ait parametreleri kullanmak istiyorum. İşte hangi sınırlar içerisinde yapacaksın, şu sınırlar içerisinde yapacağım işlemi diye söyledikten sonra parametrelerde gerekirse düzenlemeler yapıp atıyorum işte bir bir olsun işlerken maintain cut type, maintain cut type şeklinde işlemeler yapsın dedim. Bu şekilde işlemesini geldi hesapladı. Gerçekleştiriyor. Şöyle yapsın mesela işte geldi. Köşede kalan yerden başlayarak işlemeleri yapıyor. Burada farklı yöntemler tabii ki kullanılabilir. Benim burada özellikle göstermek istediğim şey şu. Mesela burada işlemi yaptık ama şurada baktığım zaman şöyle de bakarsak daha iyi göreceğiz. View normal deyip şu üst yüzeyden baktığımızda şu alt taraflarda ters açıda kalan yerler var. Belki oraları işlemek istiyorum mesela. Oraları işlemek istiyorsam daha rahat işlemek için mesela buradan şey yapabilirim. Yine bir roughing işlemi yapacağım. Ben ama işleme için örneğin modele şuradan bakayım. Şu yüzeyin normale göre bakayım. İşleme için benim işleme yönüm burası olsun diyorum. Burada bir tane bana pozisyonlama koordinat eksenine ihtiyacım var. Bir tane koordinat ekseni oluşturacağım diyorum. Var olanı kullan ama Z benim ekranıma baksın diyorum. Yani benim bakış yönüme göre ayarla diyorum. Bu şekilde işleme için de diyorum ki bunu kullan dediğimde bana diyor ki bunun şeyi nasıl olacak? Ben de diyorum ki onun kendine ait şeyi var. Koordinat ekseni var. O da şu kadar mesafede bir güvenli hareket mesafesi içerisinde çalışabilirim. İşleyeceğim sınır neresi diye soruyor bana. İşleyeceğim sınır diyorum ki şurası. İşte şu düzlemi kullan. Bu düzlem üzerinde işleme sınırını belirleyeceğim diyorum. İstersek sınırımızı da kendimiz çizip tanımlayabiliriz. Atıyorum ben nereye işlemek istiyorum. İşte geldim şurayı bir tane referans soruyor. Referansımızı verdikten sonra şurayı işlemek istiyorum diyorum. Ondan sonra da burayı işleme işlemini gerçekleştirir. Hangi takımla işleyeceksin diyor. İşte atıyorum şu takımla işleyeceğim. O takıma ait parametreleri kullan dedik. İstersek bir önceki takım yolundan da şeyler alabiliriz. Burada parametrelerimizi detaylandırabiliriz. Atıyorum geldim işleme için. Şuradan şeyi kullanayım. Şuradan short route diyelim. Diyelim. Ona göre işlemeyi gerçekleştir diye söyleyelim. Artık o bakış açısına göre takımımızı pozisyonlayıp işlemi ona göre tanımlayacak. Buradan post çıktısını da buna göre de oluşturacak. Bakın takımı oraya göre şu anda pozisyonladı ve oraya göre işlemesini gerçekleştiriyorum. Ve sadece o bölgede gerekli işlemimi yapıp tersiyonda kalan yerlerimizi işleyebiliriz. Dilersek pencereyi daraltıp sadece belli yerlerin işlenmesini de sağlayabiliriz. Bu şekilde farklı bakış açılarında işleme ihtiyacı duyduğunuz zaman koordinat eksenlerini kolaylıkla tanımlayıp işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman evet bugünkü anlatmak için planladığımız konuları üzerinden geçtik. Hepsini anlattık. Varsa sormak istediğiniz şeyler sorabilirsiniz. Eğer sorularınız yoksa o zaman bugünlük bu kadar. Bu webinarımızla ilgili kayıtları daha sonra paylaşıyor olacağız. Dilerseniz yine web sitemizi takip edip bu şeylerden bir haberdar olabilirsiniz. YouTube'daki Kryo.tr kanalını da yine takip ederek bu tarz videolarımıza erişip oradan da kendinize farklı konularda geliştirebilirsiniz. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.